İsrail cephesi zırhlı araçlarla işte kara birlikleriyle Gazze'nin içine girdik. Gazze'yi ikiye böldük. İşte doğu düzeltiyorum. Kuzey Gazze artık kontrolümüz altında gibi mesajlar vermeye çalışıyor. Zaman zaman videolar paylaşıyorlar ama Hamas da karşı videolar paylaşıyor. Özellikle mesele göğüs göğüse mücadele, yani meskun mahal çatışmasına geldiğinde, ara sokaklardaki o karşılıklı çatışma durumuna geldiğinde Hamas ciddi anlamda güç gösteriyor diyebiliriz. Tabii vurduğu tanklara dair ya da esir aldığı askerlere dair görüntüleri de paylaşıyor. İsrail'i işgal güçleri karadan ve havadan Gazze şeridini bombalamayı sürdürüyor. Bölgeyi ortadan ikiye ayırıp Gazze kent merkezini kuşattıklarını açıklamışlardı. Bu görüntülerle de durum kontrol altında imajı oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak Hamas'ın bu propagandaya karşı yayınladığı görüntüler durumun İsrail'in yansıttığı gibi olmadığını gösteriyor. İzzettin el-Kassam Tugayları yoğun tünel ağını kullanarak İsrail'in işgal güçlerine sık sık pusu kuruyor. Büyük sayiatlar verdiriyor. Kassam Tugayları sosyal medyadan yayınladığı görüntülere bir de açıklama ekledi. Buna göre pazartesi günü Şate Mülteci Kampı ve Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yoğun çatışmalar vardı. İzzettin el-Kassam Tugayları sadece bu iki noktada 4 İsrail askeri aracını imha etti. Saldırılarda Yasin 105 tank savar roketini kullandılar. Gazze'nin güneybatısındaki Cühre Dik beldesine giren İsrail birlikleri de havan topuyla hedef alındı.